Bundan bir yıl önce Samsun'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu operatör doktor Kamil Furtun hayatını kaybetmişti. Bazı illerde olduğu gibi Çanakkale'de görev yapan operatör doktor Kamil Furtun meslektaşları ölümünün birinci yılında düzenledikleri basın toplantısında saldırıyı bir kez daha kınayarak Furtun'u andı. Çanakkale Devlet Hastanesi önündeki basın açıklamasına Türk Tabipler Birliği Çanakkale Tabip Odası Başkanlığı, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği katıldı. Grup adına basın açıklamasını Türk Tabipler Birliği Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy okudu. Bundan bir yıl önce 29 Mayıs 2015'te Doktor Kamil Furtun'u, Kamil abimizi, Samsun'un değerli hekimini, cerrahını görevi başında katledilmesinin derin acısını hala yaşadıklarını belirterek söze başlayan Erensoy konuşmasının devamında şunları söyledi. Bundan bir yıl önce 29 Mayıs 2015'te Doktor Kamil Furtun'u, Kamil abimizi, Samsun'un değerli hekimini, cerrahını görevi başında katlettiler. Sağlıkta şiddet canımızı almaya devam ediyor. Nasıl bir sağlık hizmeti düzenidir çözemedik. Resmi rakamlara göre her gün 31 hekim, sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta yakınlarından, şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor. Hastaneler birer şifa merkezi olarak değil, şiddet ortamı olarak anılır oldu. Yine bu kentte Kamil Furtun'un öldürülmesinden aylar sonra 19 Kasım 2015'te bir diğer meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir görevi başında katledildi. Olanları, bitenleri akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddeti araştırma komisyonu raporu, Türk Tabipleri Birliği raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onca rapora rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz. Son 14 Mart'ta sözü verilen sağlıkta şiddet uygulayanlara tutuklama cezası verilmesini sağlayacağı ifade edilen yasa bile çıkarılmamıştır. Sağlık Bakanlığı sürekli artan hasta memnuniyetinden söz etmektedir. Ancak her ne hikmetse memnun olan bu hasta ve hasta yakınları her gün Türkiye'nin dört bir yanında doktor hemşire dövmeye devam etmektedirler. Sağlıkta şiddetin altında yatan ana nedenler uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmektedir. Ancak Doktor Kamil Furtun'un öldürülmesinde can yakıcı başka durumlar da var. Defalarca belgeleriyle gündeme getirdiğimiz hastane idaresinin duruşma tutanaklarına geçmiş bir dizi ihmalleri söz konusudur. Hatırlatalım, Doktor Kamil Furtun'u öldüren katil hastane idaresinin bilmediği bir kişi değildir. Hakkında çok sayıda savcılığa yansımış dosyası bulunan, yıllardır hastane içinde ve çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren, sağlık çalışanlarında ve personelde huzursuzluk ve endişeye yol açtığı bilinen bir kişidir. Daha önce de hastanede sağlık çalışanlarına saldırmıştır. Hatta cinayetten bir gün önce bu kişinin sağlık çalışanları için risk oluşturduğu hastanenin iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı tutanağına yansımıştır. Bu kadar sorun çıkaran ve hastane personelinde bu kadar tedirginliğe sebep olan saldırılar gerçekleştiren bu şahıs nasıl olmuştur da hastaneye elini kolunu sallayarak belinde silahla girip çıkabilmiştir? Hastane idaresi neden hiçbir şikayette bulunmamış, yasal görevlerini yerine getirmemiş, önlem almamıştır? Nasıl olmuştur da bu ihmaller zinciri herkes tarafından sevilen, bilgisi, becerisi ve kişiliğiyle tüm Samsun'un sevgilisi olmuş Doktor Kamil Furtun'un öldürülmesine kadar gidebilmiştir? Hastane idaresi neden çekilmiştir? Bu soruları daha önce de sorduk. Bugün cinayetin birinci yılında yeniden soruyoruz. Peki bu olayda açık ihmali olan bunca hastane idarecisine ne oldu dersiniz? Hiçbir şey. Hepsi görevlerine devam ediyorlar, koltuklarında oturuyorlar. Üstelik olayın açığa çıkmasını engellemek için bilgi ve belgeleri sızdırmakla
suçladıkları hastane çalışanlarına soruşturmalar açtılar, onları yıldırmaya çalıştılar. Valiliğin açtığı soruşturmanın sonucuna rağmen gereği yapılmadı ve hastane idarecilerine kimse dokunmadı. Bu kadar ağır bir yüke rağmen istifa etmek bu idarecilerin akıllarına bile gelmedi. Böylesine bir durumun nitelikli bir kamu yönetimiyle, akılla, vicdanla bağdaşır yanı yoktur. Konuyu daha geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı'na, Müsteşar ve Bakan Yardımcısı'na bir kez daha hatırlattık. İçinde bulunulan durum ibretliktir. Bu ülkeyi, bu ülkenin sağlığını yönetenlerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede ne kadar duyarlı olduklarını açıkça sorgulatan bir durumdur bu. Açıkça söyleyelim, bu utanç tablosunun peşini bırakmayacağız. Yüzü kızarmayanlara bu gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin sağlık emekçileri şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız için, yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Doktor Kamil Furtun'u, o güzel insanı, doktoru unutturmayacağız. Doktor Kamil Furtun ölümsüzdür. Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırılar alkışlarla protesto edildikten sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.